artıda 90 artı küsürde Osimhen Tanju Çolak golü atıyor. Benim en çok ilginçime giden insanlar yorum yapıyorlar. Bu golden kim atmıştı? Kim vardı? Yani terbiyesizliğin, aymazlığın en büyüğünü yapıyorlar. Seni sevmedikleri gün gibi aşikar da ayıptır yani. Tamam. Osimhen gerçekten bu Kim icat fizikle bunu bunlar? Kim atması. bunları yapan? Hepsi, hepsi, Hiç dikkat hepsi, etmedim. Kim bunlar? hepsi. Yani bu golü kim atar? Kimsenin. Ya açın Sakarya maçına bakın. Açın Karşıyaka maçına bakın. Açın Tanju Çolak'ın birçok golüne bakın. Ama siz utanmaz, arlanmaz. Hayatınızda Tanju Çolak'ın T'sinin yanından geçemeyenler insanlar olduğunuz için şu golü yazmışlar. İsimlerini bile söylemeye gerek yok, söylemiyorum. Onları saymışlar. İsimde Tanju yok ya. Ne kadar ayıp ya. Tamam, bu adam müthiş. Zaten şu anda dünyanın en iyi 10 oyuncusu içerisinde. Zaten en iyi şu anda bonservis istenen oyuncuları içerisinde. Osimhen'e kral da zaten geldi günden beri diyor ki Osimhen çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hatta defalarca söyledin Icardi'den iyi. Arkadaşlar bir kere bile senin ismini söylemediler şu rövaşatayla gol atılırken. Yani Türkiye'de kıskançlık nasıl söyleyeyim, öyle bir boyuta gitmiş ki çekememezlik öyle bir boyutta ki Allah sonumuzu hayretsin kral. Buyur, sen ne demek istersin bu gol için? Senin fazla Yani attığın goller. Ben biliyorum ki sen genç takımlardan beri bunlardan atıyorsun. Genç takımda, ikinci ligde, Süper Lig'de duymayanlar, ey bilmeyenler, Tanju Çolak'ı seyretmeyenler, utanın utanın. Bunları Tanju toprak sahada atıyordu. Ama oraya dememişsiniz ki bir taneniz bile, Tanju Çolak golüyor. Ahlaksızlar. Buyur kral. güzel. Canını sıkma. Yarın akşam ben 10 kere Samsun Spor'a mıydı? Samsun'da oynarken attığım Sakarya'ya. o Sakarya'yaydı. ya Karşıyaka mıydı? Karşıyaka mıydı? evet. Orada Hepsi. var. Onların Fenerbahçe'de var. hepsini çıkartıp Galatasaray'da yapacağım. var. Bunların hepsini çıkarttıracağım. Ama olanlara da sesli olarak duyarlar, o golleri hissederler diye düşünüyorum. Güzel. Ben hiç oralara bakmadım. Sen bakmışsın. Canını sıkma. Biz ne olduğumuzu Yok. biliyoruz. Ya şu köşemi bir görsünler de utansınlar. Bu köşedeki Utanmaz aynalılar, bunlar. bu köşedeki Utanmaz bunlar. kupalar, bu köpedekiler nerelerine sokacaklar Yücel? Nerelerine sokacaklar? Ha? Bilmiyorum ki kral. Bir Tarih yerlerine bunları sokacaklar. yazacak Yücel. Tarih Ya bunları yazacak ada Yücel. yayıncı kuruluşun spikeri yani diyor ki dört tane isim sayıyor, ulan bir tanesinde mi yok? Hiç mi seyretmedin oğlum sen? Hayatında hiç mi maç seyretmedin? Hiç mi geriye gitmedin? Yazıklar olsun ya. Ya söylemeye utanmıyor musunuz? Hayatını sen ne yaptın? Anlattığın maçta kalacaksın kardeşim. Neyle kalacaksın başka? Senin ismini bile, cismini bile hatırlamayacaklar. Ama ayıp ayıp. Aynı takımda Avrupa gol kralı olmuş. Bu gollerden defaten atmış. Adamı söylerken bile söyleyemiyorsunuz. Ne oldu? Tanju Yücel Çolak vatanını mı söyleyemiyor, sattı? bana söyle de. Söyleyemiyor. Yücel bana. Söyleyemiyor. Ya yayıncı Ya kuruluştaki arkadaş, diğer kuruluşlardaki kral sana karşı var bir tepki. Yani nedenini bilmiyorum ama var. Yani gözlerini içine soka soka yarın da göster. Yani dört tane isim sayıyor. Vallahi billahi adamların isimleri bile aklıma gelmiyor benim. Hani onlar da kimi iyi oyuncular saydılar Allah için. Yücel? Kimi saydılar? Ben merak Ya ediyorum. var Hayal var, sen bir bu bakarsın. yürüyüşü yapanlar kimmiş? Ben bu yürüyüşü yapanları merak ediyorum. Kimmiş? Var işte iki üç tane var sayıyor. Eren derdi yok falan filan, onları sayıyorlar. Ya kral çok komik ya, çok hani Eren derdi yok, yok sözümüz. Yücel. Asla yok. O, yani ona bir şey yok ama çok ayıp ya. Ya nasıl bir ahlak dışısınız ya? Nasıl bir ama olan görür ya. Lan bu golü atan bu ülkede iki tane adam saysak ilk önce sayacağın adam Tanju lan. Utanmıyor musunuz? Immobile sayarken Avrupa gol kralı. Bu adamı sayarken gol kralı. Tanju da gol kralı. Utanmazlar. Dediği gibi o malzemeleri nereye alacağını, nereye sokacağınız hazırlayın. Kral yardımcı olacak. Kral, senin tanıdığın zeytinci, böyle yağcı bir şey var mı? Yağ işi yapan. Yağlayarak, Var. kremleyerek arkadaşlara. He? Yollayayım ben Mutlaka bunlara, yağ yollayayım Yücel. Yağ yollaman lazım yollayayım, senin nereye bunlara ya. istiyorlarsa Yağ yolla sürsünler. bunlara. Yağ Ya yollayalım sen bunlara, nereye istiyorlarsa sürsünler. ya bu İstedikleri golün yerde. Yücel. Yücel. gerçekten Ya. bu golü yorumlar Ben mısın? Bunu futbolla tam isteyeceğim senden. hiç haberim yoktu. Sana Senin yok samimiyetimle kral. inanmanı istiyorum. Bak.
Ben 7/24 seyrettiğim için yayınları biliyorsun. Ben Ben 7/24 seyretmiyorum izliyorum ya. yayınları biliyorsun. Kale almıyorum hiçbirini. Ben de almıyorum ama. Ben şimdi Osimhen'in o rövaşata yapacağını ilk duruşunda hissettim ama Antalyaspor topun yakınında olduğu için vazgeçti. Ve ikincisinde kimse olmadığı için çok güzel, hakikaten havalanan topa çok güzel timingle muhteşem bir vuruş yaptı. Ve sonra hakem nereye gitti? VAR'a gitti. Bak güzel. Yemin ediyorum sana. Allah benim canımı alsın şu anda. Dedim ki Allah'ım inşallah bu gol sayılsın. Uzun zamandır Türkiye'de böyle rövaşatayla gol görünmedi. Eğer bu gol sayılmasaydı, ofsayt olsaydı hiç konuşulmayacaktı. Attı geçti olacaktı. Vallahi de billahi de tillahi de dua ettim. Ne olur ofsayt de olsa gol olarak verin diye yemin ediyorum içimden dua ettim. Ne olur dedim ya. Bu gol Kral, kral. Bak baş o da başa da olsa tartışılır. verilmeli dedim. Kral, o da tartışılır. O da tartışılır. Bir kere yarı otomatik olan her şey sıkıntılı. Oradan kırmızıyı çektiğinde istediği gibi çekiyor. Zaten hani bu gole gölge düşürülmesin. Zaten 2-0 sonucu etkileyen bir şey değil ama Osimhen'in bu golü gerçekten çok güzel. Gerçekten Osimhen zaten gösteriyorum işte. Hani biz anlatmıyoruz ki bir de gösteriyoruz yani. Bak analizlerini yaptım hemen. Oturdum. Adam girer girmez 3 tane pozisyon yaratmış. Yani onun 80. dakikada girip 90'a 95'e 15 dakika içerisinde bu pozisyonlara giren oyuncu zaten biz değil bütün dünya biliyor ama üstüne koyuyor zaten adam. Ama şurada şöyle bir sıkıntı var. Ya bu golden zaten atılmıyor da bu ligde. Hani atılmıyor da atan bir Avrupa gol kralı var. Onun ismini bile söylemeye utanıyorlar ya da sevmiyorlar. Abi sevmesen de söylemek zorundasın. Sevgi meselesi değil Ya kardeşim. Sevgi güzel. meselesi değil bu.